İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Yeni Güney Gazetesi. Serbest bölgede düşüş. Mersin serbest bölgesinin ticaret hacmi 2015'te bir önceki yıla göre %3 azalarak 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin kuruluştan bugüne kadar toplam ticaret hacmi ise 53,7 milyar dolara ulaştı. İçel ismine sahip çıkacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 91 yıl önce Erdemli'ye gelişi düzenlenen törenle kutlandı. 91 yıl önce İçel vilayet merkezi olan Silifke'ye gerçekleştireceği bir ziyaret için yolculuk yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün durdurulması ve gerçekleşen sohbetin yıl dönümü emekli öğretmenler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri tarafından törenle kutlandı. Güney Gazetesi. Mersin şehidini uğurladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan piyade yüzbaşı Yiğit Cançı'ya memleketi Mersin'de binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Turizm geliri %14,3 azaldı. Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,3 azalarak 6 milyar 568 milyon 22 bin dolar oldu. Mersin Gazetesi. Feyzoğlu'nu alkışlı protesto. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Mersin Barosu'nun CMK eğitim seminerine katılmak üzere Mersin'e gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, akademisyenler bildirisine ilişkin eleştirileri nedeniyle Çağdaş Hukukçular Derneği Mersin Şubesi üyesi bir grup avukat tarafından alkışlarla protesto edildi. Silifke'de sosyal market açıldı. Silifke Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinden birini daha gerçekleştirdi. Katılımcı ve paylaşımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan sosyal market hizmete açıldı. Silifke Belediyesi ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal market projesini hayata geçirdi. Haberci Gazetesi. IŞİD Mersin'e hedef almış. Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırının azmettiricisi olduğu tespit edilen Yunus Durmaz'a ait bilgisayardı. IŞİD'in aralarında Mersin'in de olduğu 19 ilde 26 ayrı noktayı hedef aldığına ilişkin notlar bulundu. Geleceğimiz suça itiliyor. CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcı, çocuk cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan ve kadın cezaevlerindeki annelerin yanında bulunan çocukların eğitim, sosyal ilişkiler, rehabilitasyon, beslenme şartları gibi konularda yaşadıkları sorunları yerinde tespit ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 5 ayrı kanun teklifi verdi.